Bugün konuğumuz Mercedes E serisi. Mercedes E serisi daha önce defalarca kez konuğumuz olmuştu ama bu yanımdaki araç 1.6 litrelik dizel motora sahip. 1.6 litrelik dizel motor bir E serisiyle buluştu en nihayetinde. Ve E200D koduyla satılıyor artık. Mercedes E serisiyle ilgili bilmeniz gereken şey bu aracın makyajlandığı. Bu da makyaj öncesindeki versiyon ama Türkiye'de hala satışta olan versiyon bu. Bunun dışında birincisi ikinci elde zaten bu aracı bulabilirsiniz. O nedenle de yine anlatmaya değecek pek çok şey var. Bu videoda daha çok 200D versiyonundan bahsedeceğim. Yani 1.6 litrelik bir dizel motor Mercedes E serisinden beklentilerinizi karşılayabilir mi? Size o gerekleri sunabilir mi? Sizi rahat ettirir mi? Bunlardan biraz bahsetmeye çalışacağım. Ve ondan sonrasında diğer E serisi özelliklerinden yüzeysel bir şekilde bahsedeceğim. Ve üstüne bir de tabii ki makyajda neler değişecek? Bu versiyonu hemen alıp biraz tasarruf etmek mi mantıklı yoksa makyajı beklemek mi mantıklı? Karar vermeniz için belki birkaç tane size bilgi verebilirim. Makyajlı versiyonun videosunu tanıtımını izlemek istiyorsanız ya da daha geniş E serisi anlatımları izlemek istiyorsanız yukarıdaki i düğmesine basabilirsiniz. Akıllı televizyonunuzdan izliyorsanız onlar çıkmıyor. O zaman kanaldan aratmanız gerekebilir. O zaman yıldız yerinde ağırdır diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi Mercedes E200D'nin direksiyonundayız. Eğer bundan 20 yıl öncesinde yaşıyor olsaydık bu versiyonun adı Mercedes E160D olurdu. Ama bugün tabii ki durumlar çok daha farklı. Birincisi hiç kimse 160 kodlu bir E serisi satın almak istemez. Aracın arkasında 160'ı görmek istemez. İkincisi bu aracın kaputunun altındaki motorda 160 kodu taşımak için biraz fazlasına sahip. 160 beygir güç, 360 Nm tork üretiyor. Tek bir turbo beslemeyle yapıyor bunu. 1.6 litrelik hacimden bu motor. Yani litre başına 100 beygir güç üretiyor buradaki dizel motor. Sonuç olarak bu motor 20 yıl öncesinde olsaydı zaten herhalde E250 kodunu belki de alacak kadar yüksek performansı, yüksek çıkış gücüne sahip bir motor. Peki sonuçları nasıl? E serisi kaputu altında, çünkü E serisi iri bir otomobil, 5 metrelik lüks bir sedandan bahsediyoruz. 1.8 ton civarında boş ağırlığı olan bir araç. 9 vitesli tork konvertörlü bir otomatik şanzıman üzerinden arka aksa aktarılıyor motorun çekiş gücü ve 360 Nm'lik maksimum torkun da 1600 devirden itibaren üretiyor. Elimizde yani aslına bakarsanız iyi olması için, durumların iyi olması için her şey var ki zaten sürpriz de yok. E200 dizel için gayet güzel çekişi olan, gayet güçlü çekişi olan hatta bir araç. C200 dizelde de aynı motor sunuluyor ama mesela C200 dizel biraz daha atak hissettiriyor. Bu sadece aralarındaki ağırlık farkıyla ilintili değil, birazcık araçların sınıfları arasındaki algı farklılığını oluşturmak için Mercedes tarafından da yapılan, tercih edilen bir kurulum gibi sanki. Sanki yazılımları biraz daha farklı gibi, motorun tepkileri iki modelde biraz daha farklı gibi hissettiriyor. Aradaki ağırlık farkı da bu arada azımsanacak gibi değil. Yaklaşık 200 kilogram civarında bir ağırlık farkı var E serisi ile C serisi arasında. Böyle olunca biraz daha sanki sakin kullanım odaklıymış gibi hissettiriyor E200 dizel. Siz eğer gerçekten istemezseniz de mesela şanzıman hızlanmalar için, ara hızlanmalar için vites düşürmüyor. Aynı viteste hızlanmayı deniyor. Çoğunlukla da başarıyor ama biraz daha uzun sürüyor normalde olması gerekenden. Ama birazcık gaz pedalını sert kullanmaya başlarsanız da çok güzel performans verileri var. Hiç de sıkıntıya uğratmayacak, hiç de sıkıntıya düşürmeyecek kadar iyi performans verileri var. Hatta otomobilin hem ara hızlanmalarında hem de ilk kalkışından itibaren bunu çok rahat bir şekilde hissettiriyor. 9 vitesli şanzımanın oranları çok güzel ayarlanmış. Bunun gibi çok orana sahip şanzımanlarda bazen bir ayar sorunu olabilir. Ama tabii ki Mercedes dünyanın herhalde en iyi otomatik şanzıman üreticilerinden bir tanesidir. Bu şanzımanı da çok güzel oranlamış, çok güzel ayarlamış. Hem alt viteslerinin kısalığı iyi hem de üst viteslerin uzunluğu gayet makul ayarlanmış. Birazcık ayağını yorganına göre uzatmış Mercedes herhalde şanzımanı tasarlarken. Dizel motorlu bir E serisi için pazara çıktığınızda bundan önce size E220 dizel sunuluyordu. Aslına bakarsanız E220 dizelde 2 litrelik bir dizel motor var ama iki motor aynı aileden geliyor. Yani buradaki 1.6 litrelik motor Mercedes'in 2 litrelik dizel motorunun hacminin küçültülmesiyle elde edilmiş. Aynı motor ailesinden gelmelerine rağmen tabii ki güç çıkış farklılıkları var. 190 beygir güç, 400 Nm tork üretiyor E220 dizel. Ama buradaki 1.6 litrelik dizel özellikle mesela şehir içi hızlarda çok da anormal farklı hissettirmiyor. Otoyola çıkıp da mesela
yokuşta hızlanmaya çalışırsanız eğer 220 dizelin eksikliğini fark edebilirsiniz. Bir de daha akıcı hissettiriyor 220 dizel. Sanki C200 dizelde 1.6 litrelik motorun hissettirdiği gibi hissettiriyor diyebiliriz. Herhalde daha akıcı, daha atak, daha canlı hissettiriyor E-Series kokpiti altında. Bu da herhalde doğaldır. 30 beygir güç, 40 Nm de tork var sonuç itibariyle iki motorun arasında. 2 litrelik motor tabii ki çok daha doyurucu bir performans sağlıyor ama 1.6 litrelik motorun da öyle çok çok geride kaldığını söylemek zor. Tüketim verilerine geçtiğimizde ilginç bir durum söz konusu oldu. Daha önce C200 dizelde de aynı motoru kullanmıştım. 7 litre civarında tüketimi vardı. Burada ise tüketim verim 33 km saat hızla 6.4 litre olarak çıktı. Yaklaşık olarak 150 km'lik bir rotada, şehir içinde dur kalkı olan, sabit hızlı sürüşleri de olan bir rota bu. Biraz daha düşük çıkınca ben de şüphelendim. Acaba yol bilgisayarı mı farklı gösteriyor diye. Bu nedenle de biraz daha uzun yol ağırlık, daha doğrusu bütün bir tüketimini elde etmeye çalıştım. Otomobilin bütün bir tüketim verisini elde etmeye çalıştım. Bunun için birazcık uzun yol yapmam gerekti. Oradaki veriler daha da enteresan çıktı aslına bakarsanız. Uzun yolda sabit hızlı sürüşlerde tüketim verisi 4.5 litreye kadar, 100 km'de 4.5 litreye kadar düştü. Çok enteresan bir veri bu. Tekrar hatırlatayım. 1.8 ton, 1800 kilo boş ağırlığa sahip 5 metrelik bir lüks sedandan bahsediyoruz. Neredeyse 5 metrelik bir lüks sedandan bahsediyoruz burada. 4.5 litre gerçekten de inanılmaz bir değer. Bu sürüşte evet hız sınırları içinde kalınarak yapıldı çoğunlukla. %95'inde diyelim hız sınırları içerisinde kalınarak yapıldı. Araç boştu. Sadece bir arkadaşım vardı yanında. Tabii ki araç dolu olduğunda biraz daha tüketim verileri değişecektir. Ama 5 litre bile yaksa oldukça iyi. Bir başka veri daha aktarayım size. Aracın 66 litrelik deposu var. 970 km yol yapmışım. Hala çeyrek depodan biraz daha fazlası var ve 370 km civarında bir menzil öngörüyor hala yol bilgisayarı. Bunun sonucu olarak da aslına bakarsanız yaklaşık olarak 5 litre civarında bir karma tüketime erişmiş oluyorum. Bu arada hız ortalamam da 70 km saat civarında. Yani bildiğiniz otoyol sürüşü aslına bakarsanız. Otoyolun içerisinde çok kısa şehir kullanımları da bulunuyor. Böyle baktığınızda da gerçekten enteresan bir tasarruf potansiyeli olan bir motor şanzıman ikilisi E serisine gelmiş. Ben bu kadarını açıkçası beklemiyordum. Uzun yola gidince kendime kanıtlamış oldum diyebiliriz herhalde. Durumlar böyle tüketim açısından, konfor açısından bir eksiği yok. Soğuk çalıştırmalarda sadece motor sesi iç mekana sızıyor. C serisinden çok daha az duyuluyor iç mekanda motor sesi. Tahmin edersiniz zaten herhalde bunu. E serisinin yalıtımı çok çok daha iyi kardeşine göre. Ve uzun yolda da mesela hiçbir şekilde duymuyorsunuz motor sesini. Bu da demektir ki E serisinin konforundan herhangi bir şey eksiltmemiş bu yeni motor şanzıman seçeneği. E200 dizel ile ilgili son veri tabii ki fiyatları. Bir E serisi dizel motorla birlikte tabii ki uygun fiyatlı değil. Yaklaşık olarak 600 bin liranın üzerinde, 610 bin lira civarında bir satış fiyatı vardı an itibariyle. Bu anormal bir rakam normal tüketiciler için, tipek tabii ki, ama şu anda 600 bin liraya aslında hiçbir şekilde 600 bin lira olmaması gereken bazı modeller satılıyor. Öyle bakarsanız da kelepir bile diyebilirsiniz belki de E serisine. Bu ilginç gerçekten de. Yani 550 bin liralar civarına çıkıp E serisinden çok daha uzak otomobiller satın alma olasılığınız varken dizel motorlu bir E serisine 600 bin lira vermek o kadar da kötü bir teklif değilmiş gibi. Durumlar böyle. E200 dizel ile ilgili şöyle bir sonuca bağlayacak olursam, gerçekten de çok çok iyi bir motor şanzıman ikilisi. E180 gibi değil. E180 mesela 1.6 litrelik benzinli motoruyla birazcık E serisi özelliklerinden feragat etmenizi gerektiren bir modeldi. Öyle o kadar çok atak olamayan bir modeldi. Model hala hazırda satışta. Ama E200 dizel öyle değil. E200 dizel satın aldığınızda gerçek bir E serisi satın almış gibi hissetmeye devam edebiliyorsunuz. E200 dizel konuları böyle. Diğer E serisi özelliklerine geçmeden önce hızlıca makyajdan bahsedeyim. Makyajın sonbahar aylarında satışa sunulmasını, makyajlı versiyonun sonbahar aylarında satışa sunulmasını bekliyorum.
Aslına bakarsanız Haziran ayı gibi satışa sunulmuş olacaktı ama araya salgın girdiği için tabii ki bütün her şey ötelendi ya da ertelendi bir şekilde. Burada da aynısı geçerli. Makyajla birlikte neler değişecek? Öncelikle dış tasarım neredeyse baştan sona değişecek. Eskisini seversiniz, yenisini seversiniz. O kısmını size bırakıyorum. Bunun dışında iç tasarımda çok önemli bir farklılık yok ama iç mekanda önemli bir yenilik var. Hatta muhtemelen makyajın en önemli yeniliği MBUX arayüzlü dokunmatik ekran gelecek. Mercedes E serisine makyajla birlikte bu araçtaki birazcık demode, birazcık zor kullanılan multimedya sisteminden MBUX'e geçmiş olacak Mercedes E serisi de. MBUX bir aslına bakarsanız yapay zeka sistemi. Sizin konuşmalarınızı öğrenip sizin konuşmalarınıza göre tepkiler verebiliyor. Yani lep demeden leblebi anlaması gerekiyor. Biraz vakit geçirdikten sonra MBUX'in gerçekten de güzel bir sistem. Gerçekten de kolay kullanılabilen bir sistem. Sadece touchpad'i olacak bundan sonra. Mercedes E serisinin bu çevirmeli düğme, bu araçtaki çevirmeli düğme bulunmayacak. Bundan sonra makyajlı versiyonlarda. Onun dışında motor seçeneği zaten E200 dizel 1.6 litrelik motorla birlikte yine sunulmaya devam edecek makyajlı versiyonla birlikte. Ben bir tanıtım videosu hazırlamıştım bu makyajlı E serisiyle ilgili ve orada 1.6 litrelik dizel motorla birlikte 4 tekerlekten çekiş olacağını söylemiştim. Olmayacak gibi sanki. Çünkü Almanya'da piyasaya sunuldu ve bu 1.6 litrelik motorla 4 tekerlekten çekiş. Daha doğrusu E200D formatik versiyonu yok. Bir yerlerde bir hata olmuş olabilir. Yani kusuruma bakmayın bu konuda. Ya bültende öyle yazıyordu ya ben yanlış okudum. İkisinden bir tanesi olmayacakmış gibi gözüküyor şu anda 4 tekerlekten çekiş E200 dizelde. Makyajla ilgili durumlar böyle. Diğer E serisi özelliklerine de hemen kısaca aktarayım size. 540 litrelik bagaj hacmi var. Oldukça kullanışlı güzel bir bagaj. E serisinin zaten herhalde en büyük silahlarından bir tanesidir. Kullanışlı bagajı. Arka koltuklarında sunduğu alan öyle çok lüks sınıfmış gibi değil açıkçası. Diz mesafesi açısından özellikle o kadar da cömert olduğunu söyleyemem. Yani bacak bacak üstüne atacağınız bir durum yok. Bazı orta sınıf sedanlar, önden çekişli bazı orta sınıf sedanlar ya bu civarda ya da bundan biraz daha iyi diz mesafesi sunabiliyorlar arka koltukta. Kokpitte durumlar oldukça iyi, kalite algısı oldukça yüksek. Gerçekten de bir üst sınıfta, lüks sınıf oluyor bir üst sınıf artık tabii. Bir üst sınıfta bile çok daha çok rahat bir şekilde mücadele edebilecek bir kokpitten bahsediyoruz. Ben tasarımını zamansız ve sınıfsız olarak görüyorum Mercedes E serisi kokpitinin. Ama biraz önce bahsettiğim gibi ufak tefek kullanımda sorunlar var. Bu sorunların da çoğunluğu aslında multimedya ekranıyla alakalı. Çünkü multimedya ekranının dokunmatik olmaması pek çok küçük ayarı bayağı bir zorlaştırıyor. Yani makyajla birlikte E serisi o yumuşak karnından da kurtulmuş olacak. Bunun dışında kokpitte saklama alanları güzel. Genel olarak otomobilin sürüşü birazcık seçtiğiniz lastiklere bağımlı diyebilirim. Ram flat lastikler ve büyük jantlar seçerseniz ki AMG paketleriyle birlikte genelde böyle bir kurulum satıp alabiliyorsunuz. Lastik gürültüsü duyabiliyorsunuz mesela iç mekandan ve süspansiyon sistemi de birazcık kuru hissettirmeye başlıyor. Alçaltılmış konfor süspansiyonla dahi ram fletler dar yanaklı lastiklerle birlikte E serisinin sürüşünü bayağı bir bozabiliyor. Daha normal kurulumlarla şu anda benim içinde bulunduğum araç gibi daha küçük jantlar, daha yüksek yanaklı lastikler, hatta normal lastikler, ram flet olmayan lastiklerle ise yine lüks sınıfı aratmayan bir sürüşe sahip oluyor E serisi. Gerçekten yüksek konfor seviyesi ve kendisine yakışacak bir dinamik sürüş seviyesiyle birlikte geliyor. Direksiyonu rahat kullanılıyor. Burnuna sadık. Yol tutuş konusunda da herhangi bir eksiği olmayan bir otomobil. Mercedes E serisi zaten herhalde Mercedes'in bu en üste yakın modelinden böylesine beklersiniz. Daha farklı bir şey beklemezsiniz. Durumlar böyle. E200 dizel için. Daha sonrasında artık makyajda tekrar bir E serisiyle buluşuruz makyajlı versiyonla birlikte. O zaman benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.